Merhabalar. Bu videoda e-Devlet şifrenizi unuttuysanız nasıl yeni bir şifre alacağınızı göstereceğim. Bunu cep telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan yapabilirsiniz videoyu izledikten sonra siz de aynı adımları uygulayabilirsiniz. Öncelikle e-devlet giriş sayfasını açıyoruz. Sayfanın adresi giris.turkiye.gov.tr. Bu adresi videonun altında açıklama kısmında da bulabilirsiniz. Bu sayfayı açtığımız zaman şifremi unuttum diye bir seçenek var. Bunu hemen e-devlet şifresi kutucuğunun altında göreceksiniz. Buradaki şifremi unuttuma tıklıyoruz. Ardından karşımıza bir bilgi ekranı geliyor. Burayı siz de okuyabilirsiniz. Daha önce cep telefonunuz eğer kayıtlıysa tekrar şifre talep edebiliyorsunuz. Ayrıca mobil imza veya elektronik imza kullanıcısıysanız bu şekilde de alabiliyorsunuz. Son bir hatırlatma da şu. Eğer internet bankacılığı kullanıyorsanız bakın burada bir link var. İnternet bankacılığı üzerinden Direkt e-devlet işlemlerini yapabilirsiniz. Şifreye, e ve şifresine de ihtiyacınız bulunmuyor. Evet şimdi yeni şifre talep etme işlemini yapalım. Bakın aşağıda seçenekler var. Bunlardan size uygun olan seçiyorsunuz. Şifremi hatırlamıyorumu seçtim. Devam ete basıyorum. Şifre yenilemek için kimlik kartınıza ihtiyacınız olacak. Öncelikle hangi kimliğiniz varsa üst tarafta bunu seçiyorsunuz. Nüfus cüzdanı, mavi kart, yeni kimlik kartı, geçici kimlik belgesi. Bu seçeneklerden birini seçiyorsunuz. Bende yeni kimlik kartı var. O yüzden yüzden onu seçtim. Ardından kimlik kartınızın üzerindeki bilgilere göre bu sayfayı dolduruyorsunuz. Şimdi ben kendi kartıma göre dolduracağım. Tüm bilgileri doğru şekilde doldurduktan sonra alt tarafta bir güvenlik kodu var. Buradaki yazının aynısını yan taraftaki kutucuğa yazıyoruz ve devam ete basıyoruz. Ardından birkaç detay bilgi daha geldi. Anne adı, baba adı, doğum yeri ve doğum tarihi gibi. Buradaki bilgileri de doğru bir şekilde dolduralım. Doldurduktan sonra devam ete basıyoruz. Bakın nüfus bilgileriniz doğrulanmıştır diyor. Artık son aşamaya geçtik cep telefonu ve e-posta adresi diyor. Bunları da girelim. Yine devam basıyorum ve cep telefonuma e-devlet'ten doğrulama kodu geldi. Sizde size gelen SMS kodunu buraya yazıyorsunuz. Devam basalım. Bir de e-postamıza gelen doğrulama kodunu girmemiz gerekiyor. Ben e-posta adresime gelen doğrulama koduna baktım, buraya giriyorum. Siz e-posta e adresinize gelen doğrulama kodunu buraya gireceksiniz. Devam et'e basalım ve son aşamaya geldik. Artık yeni bir e-devlet şifresi belirleyebilirsiniz. Yeni bir şifre seçerken Aşağıda bakın kurallar yazıyor. Bunlara dikkat edin. Sayı, rakam, sembol vesaire neleri kullanmanız gerektiği yazıyor. Buna göre bir şifre belirliyorsunuz ve devam ete basıyorsunuz. Tebrikler yeni e-devlet şifreniz başarıyla oluşturdunuz diyor. İşlem tamam. Umarım işinize yarar. Beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.